Hipertansiyonlu bir hastanın tedavisi kılavuzlar önerisinde yapılmalı. Doğru. Ama her hipertansiyon hastasının bireysel bir yaklaşıma ihtiyacı var. Bunu unutmamak lazım. Bütün antihipertansifleri kullanırken de bu bireysel bakışı düşünerek antihipertansif seçimini yapmak gerekir. Beta bloker çok değerli bir antihipertansif, çok uzun yıllardır deneyimimiz olan, kanıtları olan bir antihipertansif grubu. Ama beta blokerleri antihipertansif olarak seçerken endikasyonlarını, relatif ve mutlak kontraindikasyonlarını iyi bilmek gerekir. Olgumuz hipertansif, aynı zamanda koroner arter hastalığı bulunan bir hasta. Kılavuzlar der ki, eğer bir hastanın koroner arter hastalığı varsa, özellikle de miyokart infarktüsü geçirmişse, beta blokörler seçkin antihipertansif ajanlardır. Hatta birçok kalp yetmezliği vakalarında da artık beta blokörler seçkin antihipertansif olarak kullanılmaktadır. Bizim hastamızdaki koroner arter hastalığı varlığıyla bir beta bloker tercih edilmiş antihipertansif ajan olarak eklenmesi, bu da karvedilol. O zaman karvedilol özelinde de düşünmemiz gerekir. Bu hastada uygun mu diye. 2015 Amerikan Kalp Birliği, Amerikan Kardiyoloji Derneği'nin ortak kılavuzuna baktığımız zaman derler ki özellikle akut koroner sendromlu hastalarda hipertansiyon tedavisinde daha etkin olduğu için beta blokörler içerisinde karvedilolü öneririz. Karvedilol alfa 1, beta 1 ve beta 2 reseptör blokörü bir beta blokördür. Beta reseptörleri bloke etmesi yanında alfa reseptörleri bloke etmesi karvedilolün periferik damar hastalığında bir ek avantajını getirmektedir. Ve ayrıca da karvedilol, vazodilatör, beta blokörler grubu içerisinde bahsedilmektedir. Karvedilolün bu özellikleri bir başka özelliğiyle desteklenmektedir. O da metabolik yan etkileri. Beta blokörlerde bizim çok aldırış etmediğimiz aslında, gerektiğinde kullandığımız ama hep bahsedilen bir yan etki var. İnsülin direncini artırma ve dislipidemiye yol açma, diyabette kan şekeri regülasyonunun bozulması. Karvedilolün bu anlamda da diğer beta blokörlerden ayrılan olumlu özelliği dismetabolik etkilerinin olmayışıdır. Bu nedenle koroner arter hastalığı olan bu olguda antihipertansif ilaç seçiminde bir beta blokör olan karvedilolün eklenmesi benim kanaatimce uygun bir tercih olmuştur.